Kur'an yüklü dijital cihazlara abdest tutulabilir mi? Tutulabilir. Onlar şeydir yani. Kitap değil ki, sayfa değil ki, kağıt değil ki. Bir alettir. Zaten kabın içindedir. Açıldığı zaman sayfa zaten camın altından görünüyor. Orada direkt sayfaya tutmuş gibi değil yani. Onunla tuvalete girip girmez mi? O sadece Kur'an'la alakalı bir cihazsa girmemek lazım. Onu dışarı bırakmak lazım. Telefonda da içinde Kur'an var. O zaman onu şey etmezler, bırakmaz. Çünkü telefonu ne yapacaksın? Mecburen yanında tutacaksın. Adam kaleye giriyor, orada telefonu çalıyor, ezan okuyor, Kur'an okuyor. Bu adam hepten dayağı hak etmiştir yani. Bu cin de çarpar, şeytan da çarpar. Kur'an-ı Kerim öyle telefondan sinyalle konmaz. Ezan sinyal sesi olmaz. Ezan namazı bildirir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Onları dinleyip ibret almak için korsun. Onu da özel şey yaparsın yani, muhafaza edersin. Değilse telefon çaldığı zaman Kur'an sesi veriyorsa, ezan sesi veriyorsa bu tamamen yanlıştır. Allah muhafaza, insanı bekletinden çıkarır. Çünkü o burada sinyal aleti değil ki o haşa. Telefonu aldığı zaman onu bir güzel bir, ona bir gusül abdesti aldır. Bir iman ettir. Yani güzelce bunu bak, içinde ne var ne yok. Ayıkla, düzenle. Müslümanın kullanacağı şekilde getir onu. Alır almaz hemen onların yaptığı gibi kullanma onu. Biraz şuurlu olalım.